Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi hepinize teşekkürler sunarak bir kez daha videoma başlıyorum. Fenerbahçe'de Şimanski kayıplarda diyor haberde. Şimdi geçtiğimiz sezon fırtına gibi da ilk 13 maçında 7 gol 4 asistlik katkı sundu. Bu sezon aynı süreçte 1 gol 2 asist yaptı. Ocak ayından bu yana 2 gol atabildi. Yani ne oluyor bu Şimanski? Ne oluyor Şimanski sana öldemeler yaptın, instadan göndermeler falan diye. Ortalık karışmış durumda. Geçen sezon biliyorsunuz Galatasaray'ın yatak odasından yani Florya'yı gezdirdikleri futbolcuyu gidip almıştı Fenerbahçe. Hatta 25 gollük katkı ee, ilginç bir şeydi. Sezonun ilk bölümünde 9 gol, 8 asist Lig ve Avrupa'da toplamda 12 gol, 13 asist dolaşmıştı. 10 ayda sadece 2 golü var. E, baktığın zaman sıkıntılı bir futbolcu performansı. Ancak Jose Mourinho son derece memnun. Hatta devre arasında göndermek istemiyor. bunu sevgili Sercan Amzol da dile getiriyor. Çimaskin devre arasında ayrılma ihtimali yok. Hoca aşık çok memnun. Bakın Fenerbahçe sezon başı Taliska'yı gündemine aldı. Hocaya soruldu. Bütçenin büyük bir kısmını Taliska için kullanabiliriz dediler. Kabul etmedi. Bakın Taliska'yı Mourinho kabul etmedi arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Bunu sevgili Sercan Hamzoğlu da dile getiriyor. Başkaları da dile getiriyor. Ben de dile getiriyorum. E, Taliska için ciddi bütçe kullanabiliriz dediler. Kabul etmedi Jose Mourinho. Yani adam Şimanski'ye aşık. E, Taliska'yı istemiyor. Ha şu var. Taliska, Rafa Silva, ne bileyim Mertens bunlar skorer isimler. Ama takım savunmasına katkısı zayıf isimler. Bu nerede çıkar ortaya biliyor musunuz? Bu ikinci dönemlerde ortaya çıkar. İkinci dönemlerde e, bu futbolcular belki geriye giderken Şimanski gibi isimler ayakta durabilir. Onu söyleyeyim. Falan. şunu söyleyeyim. İnşallah ne yaptığını biliyordur. TFF Deniz Gül Türk milli takımında oynamak istiyor demiş. İyi de bize ne hocam? <laughs> e, 21 yaş altı takımında forma giyiyormuş İsveç'in ve Türkiye için oynamak istediğini söyledi. Neden başka bir takımda oynasınlar falan filan diyor. Denizgülü teknik ekip beğeniyor. Ee, yeni oyuncular keşfetmeye çekiyorlar. Ee, hani Türkiye kurasını çeken korksun falan filan diyorlar. Şimdi Denizgül kimdir? Ben önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Porto'nun yeni transferi. 1.90 boyunda forvet. 4.5 milyon euro piyasa değeri var ve e, gittiği yerde de yani Hammarby'den Portoya 4.5 milyon euro'ya gitti. Gittiği yerde Portekiz Ligi'nde arkadaşlar. Daha doğrusu Portekiz Ligi'nde bu sezon toplam 22 maç 5 gol 2 asist 1026 dakika. Portekiz Ligi'nde 2 maçta 1 gol 46 dakikada hem de. Artı sanki Avrupa Ligi'nde de oynattılar. Avrupa Ligi'nde de 2 maçta yine 1 golü var bu sezon. Ee, i̇nşallah yolu bahtı açık olsun. Biz elden kaçırdık ama başkaları kaçırmasın. Biberovic için skandal ceza. Arkadaşlar herhalde basketbolda da cezaları artık Türkiye Futbol Federasyonu falan veriyor. Euroleague Tarık Biberovic ve Eliah Bright'a birer maç ceza verdi. İki isim de ayrıca para cezası aldı. Yani kolu ısırılan Kuduz'da Kuduz muamelesi görebilecek olan şey. Enteresan. Bu arada Sertaç Komşuoğlu da kenarda hakeme Euroleague hareketlerinden dolayı 4000 euro para cezası almış. Yani Euroleague yönetimi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında böyle bir skandala imza atmış. Hayırlısı olsun. Skandal demişken, Nijerya'dan maça çıkmama kararı. Evet, bakın 2024 yılındayız ve böyle bir cümle duyuyorsunuz. Havalimanında mahsur kalan Nijerya milli maç takımı maça çıkmama kararı aldı ve Libya'dan ayrıldı diyor. Şimdi ee, Libya'nın doğusunda Ibrık havalimanında 18 saat mahsur kaldıktan sonra. Gaz'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrılıyor. Libya resmi ajansı Lana'nın haberinde Nijerya milli takımının 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında e, bugün Libya milli takımına yapacağı maçtan çekildiğini belirtmiş. Yani bu kadar süre burada olmasından falan. Hani Fenerbahçe forması giyen Osay Samuel sosyal medya hesabında 15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan Libya'daki havalimanında bekletiliyoruz demişti ve mahsur kaldık demiştim. Ekong da yani kaptanlar Ekong'da sosyal medyanın gücü uçağımıza yakıt dolduruluyor ve yakında Nijerya'ya gideceğiz. Herkese destekler için teşekkürler demiştim. 2024 yılındayız ve bunlar yaşanıyor. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya skandallar bitmiyor. Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımı diye başlamış söze. Şimdi ben şunu söyleyeyim, Samsun'dan, Samsun Spor'dan insanlar nefret ediyor Yüksel Yıldırım sayesinde. Gerçekten tebrik ederim. Yani Gerçekten nefret ediyorlar. Şimdi Yüksel Yıldırım Samsun Spor Başkanı olabilir. Koyu Galatasaraylı da olabilir. Ama Fenerbahçe'nin adını ağzına her aldığında skandal sözler sarf ettim. Yani Fenerbahçe futbol takımına ben şuradan, buradan şunu söylüyorum. Samsun'u yenemedikten sonra şampiyon da olsanız hiçbir önemi yok. Bu Samsun sporu içeride dışarıda yenmek zorundasınız. Alanya sporu içeride dışarıda yenmek zorundasınız. Sivas sporu, Konya sporu içeride dışarıda yenmek zorundasınız. Ya Yüksel Yıldırım iki haftadır öyle bir konuşuyor ki zannedersiniz küme düşme mücadelesi. Antalya Spor mesela bu hafta Galatasaray'la maçları var. Geçen sene hiçbir böyle iddiası yok. Küme düşme şunu bunu yok. AK Parti milletvekilleri ziyaret etti, belediye başkanı ziyaret etti, millet ondan sonra başka partilerin milletvekilleri ziyaret etti, bilmem odalar, borsalar birliği başkanı ziyaret etti, taksiciler federasyonu ziyaret etti. Ulan savaşa mı gidiyorsunuz, Fenerbahçe maçına mı çıkıyorsunuz dedik. Çıktılar Fenerbahçe maçına bu şekilde yenildiler. Bu sene mesela Galatasaray'la maçları var. Hani son iki senenin şampiyon yapılmış takımı. Hani etiketi daha iyi. Bir tane destek yok, bir tane ziyaret yok. Hatta üstüne üstlük Antalya takımı kötü günler geçiriyor. Ziyaret etseniz ya. Yüksel Yıldırım bir şeyler söylemiş. Fenerbahçe maçını tüm şehir iple çekiyor. Bugün maç biletleri satışa çıktı. Yüzlerce insan bilet kuyruğunda reklam oldu falan filan diyor. Şimdi baktık ki sosyal medyada ağır tepkiler aldı. Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı. Yani kendi itiraflarını sosyal medyada yayınladılar. Video denen aygıt sayesinde. Sonra R yapmaya başladı. Fenerbahçe bana göre Türkiye'nin en büyük takımı seyirci ve destek olarak baktığın zaman Fenerbahçe Anadolu'da daha büyük ilgi çekiyor. Jose Mourinho geliyor diye çevre insanlar bilet alıyor. Özel olarak Fenerbahçe'yi izlemeye gelen bir kitle var demeye başlamış. Yani şu ana kadar yok 4 attığımız sezonlar oldu. Yok 5 attığımız sezonlar oldu. Bu sene de 5 atmak istiyoruz falan filan diye. Yani Samsun'da Fenerbahçe maçı oynayacak diye haftalarca konuşuyor. Kimse Samsun Spor ikinci diye konuşmuyor. Medya bizi işin içine çekmeye çalışıyor. Ben de kulüp başkanı olarak falan filan ee, falan filan. Neyse. Galatasaray maç öncesi de bu takım coşacak. Oradan da puan alma inancımız artacak falan filan diyor. Hiç inanmıyorum buna. Pazar günü ben futbolun konuşulduğu bir maç olsun istiyorum. Hakemler hakemleri. Yabancı hakeme karşı değilim. Ama bizim Türkiye'de iyi hakemlerimiz var. Avrupa'da çok iyi maçlar yönetiyorlar. Ama burada da baskı altında kalıyorlar. Bunu yavaş yavaş kırıyorlar. Ne kadar iyi hakemler yetiştirirsek. Alttan rekabet artacak. Bunları aşarsak yurt dışından hakem gelmesine gerek yok demiş. Ben şunu söyleyeyim. Hakemler Allah'tan korkarsa yurt dışından hakeme gerek yok. Ama Galatasaray'dan korkmayı sürdürürlerse ya da tapar gibi hareket ederlerse maalesef birine bile güvenmiyorum. Ben vardaki hakemlerin de artık kötü niyetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray demişken bu arada Fenerbahçe'yi de bir kez daha söylüyorum. Şampiyon da olsanız bu maçları almadıktan sonra benim gözüme bir değeri yok. Bu maçları almanız lazım. Yani bu maçları alacaksınız. Samsun Spor orada yeneceksiniz kardeşim. Ne yapıp edip yeneceksiniz. Bu kadar şeyden sonra. Galatasaray. Fenerbahçe'den Galatasaraylı isme suç duyurusu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu. Biliyorsunuz çok iyi bir hukukçudur kendisi. Galatasaray Kongre üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Biliyorsunuz Zafer Şener kalbindekini dışarı vurup Zafer Şener isimli şahıs hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünün <laughs> kusura bakmayın 44'e 4 maddesi gereğince Yüksek Divan Kurulu'nu temsilen suç duyurusunda bulunulmuştu ifadesi kullanıldı. Arkadaşlar ne demişti hatırlayın. Ezeli rekabet biz 2000'de bitirdik. Fethullah neyi Fethullah Gülen ne lan? Hayır, pardon karışmış arkadaşlar. Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de üçer üçer atarak perçinledik. Gide, gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuzda haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? Kanarya'dan Post Fenerbahçe'den dost olmaz. Ee, oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolu sevgili 3-1 yenerek haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler demiş. Yani buradaki ya kendi taraftarını haysiyetsiz, şerefsiz, hırsız diyor. Ya kendinden için bu cümleyi söylüyor ya Fenerbahçe taraftarına söylüyor. Yani 30 milyon Fenerbahçe taraftarına bu sözleri söyleyip ceza almayacaksa arkadaş biz de buradan şunu anlarız demek ki yani Fenerbahçe düşmanlarının ortak bir özelliği var hatta ortak 3 özelliği var biz buradan bunu anlarız. Yani eğer bu laflardan ceza almayacaksa arkadaş 30 milyon şeyden bahsediyorsun ya ya bugün bak beğenmeyebilirsin mesela bana göre benim e, tanıdığım Dürüst konuşan Galatasaraylı sayısı milyonda bir. Bir milyon kişi tanıyorsan bir milyon. Yani bir milyonda bir kişi dürüst konuşan. Sosyal medyada dürüst konuşan Galatasaraylı sayısı neredeyse sıfır. O da ne zaman biliyor musunuz? Hani canları yanacak da ne bileyim mamaları kesilecek de falan filan Inter Milan. Ha bunlar suç teşkil etmiyor ama hırsız, şerefsiz, haysiyetsiz. Bu laflara rağmen eğer burası ceza almayacaksa kapatın ligi. Kapatın milleti birbirine kırdırmaya çalışıyor bunlar. Bunların derdi niyeti başka şeyler. Ben onu söyleyeyim. İrfan, İrfancan Kahveci için sıraya girdiler. Haberimiz var. Ona da değinelim. Şimdi Jose Mourinho yönetiminde istediği süreyi alamayan İrfancan Can Kahveci için yurt dışından resmen sıraya girdiler. Arkadaşlar İrfan Can Kahveci %90 ihtimalle sözleşme uzatacak demiş sevgili Sercan Hamzoğlu. O sayı için %50 demiş. Ben arttırıyorum. İrfancan %97, o sayı Samuel %90. Ama o sayının tek sıkıntısı sevgilisinin yurt dışında yaşıyor olması. Ayırırız. Türkiye'den birini buluruz. Yani ayırırız ne olacak? <laughs> Şaka bir taraf ama İrfan için gerçekten sıraya geçti. Bak İspanyolların radarında. Marsilya, Rennes, Real Betis, Villarreal. Deportivo. Yani Deportivo değil ya basın organlarından Estadio Deportivo demiş ki Villarreal ile Real Betis İrfan'ı gündemine aldı demiş. Yaklaşan kış transfer döneminde yavaş yavaş listeler şekillenmeye başladı. Birçok takım da futbolcu arayışına girdi demiş. Devre arasında teklif gelecek. 2021 yılında Fenerbahçe 7 milyon euroya Renklerine bağladı. 140 maça çıktı. 30 gol, 28 asist. İzlanda maçında izlemeye geleceklerdi. Bilmiyorum izlediler mi? İspanyol yetkililer. Ben şunu söyleyeyim. İrfan'la sözleşme uzatılacak. İrfan'ı devre arasında satarız deseniz ee, yani İrfan'ı devre arasında satsak kaça satarsın? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani 12'ye satar mısınız? Siz bilirsiniz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama şu an İrfan canına uzatılacak inşallah bir sıkıntı olmayacak. O sayı içinde ben bana gelen duyumları aktarmakta yükümlüyüm. Ben o sayede de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cengiz Ünder için sürpriz transfer ihtimali. Buraya da gelelim. Şimdi Jose Mourinho sonrasında gözden düştü diyor Cengiz Ünder. Yo Jose Mourinho sonrasında değil. İsmail Kartal döneminde de gözden düştü. Yani değişik bir şey olmadı ki Cengiz Ünder'de. Cengiz Ünder hep böyleydi. Yani sürpriz gelişmeler yaşanabilir diyor. Sadece 99 dakika ara transferde ayrılabilir. Kara transferde ayrılmayabilir. Beyaz transferde her şey olabilir falan filan diyor. Yani ya Cengiz için şunu söyleyeyim. Ne derseniz deyin. Geçtiğimiz sezon 39, şey 33 maçta görev aldı. 9 gol 3 asist. Fena değildi. Ama zaten İstanbul Spor maçında 5 gol birden attı. 4 gol mü attı? 5 gol attı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 5 gol mü? 4 mu attı? Zaten bir maçı hepsini sığdırdı. Sonrasında zaten o durum bu ama Cengiz parlarsa Fenerbahçe kurtulur. Ama Cengiz parlamazsa Şimdi birkaç kısa kısa haber vereyim videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu köfteci Yusuf olayında sizin düşünceniz nedir? Merak ettim. Gerçekten bak hani kaynakları falan olan arkadaş varsa ben çünkü yerli milli marka diye biliyorum. Ne bileyim yapmaz öyle şey diye düşünüyorum. Ama ne desem bilemiyorum. Şimdi A kumpas, B olaylar gerçek. C ne desem bilemiyorum diye bir anket sundum. Yani kumpas olduğunu düşünenler çoğunlukta. Ali Koç Fenerbahçe'ye stat ismi için yeni bir sponsor getiriyor. İddiaya göre Fenerbahçe 10 yıl için 100 milyon dolar elde edecek. Yani Ali Koç'tan dur şöyle yazalım. Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 100 milyon dolar. Ya şunu da söyleyeyim. 100 milyon dolar gelir eğer gelirse Fenerbahçe bankalar bile e, lanetinden kurtulur. Lanet demişken Galatasaray'ın ikinci başkanı sanırım. Nihat Atiboğlu, şey İbrahim Atiboğlu Galatasaray aleyhine 4 penaltı verilmiş. Hepsi de tartışmalı penaltılar. Rakibimiz aleyhine hiç penaltı verilmemiş demiş. Çok bir kıymeti yok açıkçası. Yani bu şahsın konuşmalarının. Yüksel Yıldırım Fenerbahçeliler beni yanlış anladı falan filan demiş. Hiçbir önemi yok. Onu da söyleyeyim. İrfan Can, o sahibi İrfancan Can Kahveci ile yeni sözleşme ihtimaline dediğim gibi o sahibi %50 İrfancan Can Kahveci %90 demiş Sercan, Sercan Amzoğlu. Ee, en daha değişik söyledim. Benimki daha güzel gibi duruyor. Şimdi Dusan Tadiç'in sözleşmesi bir yıl daha uzatılacakmış. Ahmet Konanç söylemiş. Arkadaşlar bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama Tadiç konusunda ben şöyle bir cümle kurmuştum. 38 yaşına kadar oynayacak ama nerede oynayacak? Hani hangi takımda diye. Demek ki şifrelerimiz alınıyor. Şifrelerimizi demek ki takip edenler oluyor. Ee, ama bir yıl uzatma fikri 4.2 alıyor. Yarı fiyatına düşerse. Şimdi 20 günde 6 karşılaşma. Fenerbahçe 20 günde 6 maça çıkacak. Bakın azım sanacak bir maç değil. Samsun Spor Deplasmanı. Manchester United'la evimizdeyiz. Akabinde Bodrum'la evimizdeyiz. Trabzon Spor Deplasmanı. Azi Altmar Deplasmanı. Sivas Spor'la evimizdeyiz. Yani yapacağımız 3 deplasman. Yapacağımız 3 ev. 6 maçta Fenerbahçe 18 puanı elde ederse gerçekten ve gerçekten ciddi manada bir getiri yapacak. Hakkımız da olsun. Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü Dusan Tadic'e geri dön şef çağrısı yapmış. Tadic ise tüm mesaimi Fenerbahçe'ye harcayacağım yanıtını vermiş. Ki karakter e, yine aynı şekilde. Gürcan Bilgiç Şimanski'nin neden oynamadığımı e, şey ne diyor? Neden oynadığını ben anladım. Koşu ortalaması 12 kilometre. Şimanski Mourinho'nun sistemi de 10 numara değil 8 numara diyebiliriz. Herkes takmış gol atsın diye o koşsun bırakalım. Tadiç atsın, Ceko atsın, Maksimen atsın diyor. Bu arada aklıma gelmişken 2007 yılında Başkan Aziz Yıldırım Teknik Direktörü Daum, Kalede Volkan, ileride Alex Kejman, Tuncay varken 5 Mayıs Bakın 5 Mayıs Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 deplasman galibiyeti. 13 Mayıs Fenerbahçe 2 Trabzonspor 2 beraberlik. 19 Mayıs Galatasaray 1 Fenerbahçe 2. Arka arkaya 3 maç. Yani tribünler tıklım tıklım dolu taraftarından tutun çaycısına kadar fikstürü bahane eden yok. Şampiyon Fenerbahçe oluyor. Ben de şimdi diyorum ki fikstürü bahane etmeyin. Fenerbahçe odaklanın. Bu arada Wilfred Zaha disiplinsiz davranışları nedeniyle Lyon'da kadro dışı kalmış. Zav hav 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 falan yapabilirler. Birileri. Onu da belirteyim. Ee, yani neyse çok şey yapmayacağım. Fatih Altaylı'nın birkaç cümlesi var. Kemerburgaz'a taşınacağız dedi. Taşınamadı. Mecidiye köyü bitirip teslim edeceğiz dedi. Bitiremedi teslim edemedi. Seçimden önce Bankalar Birliği borcunu kapatacağız dedi. Kapatmadı. Florya'da işlem tamam müteahhit bulduk. 70 milyon dolar avans verecek dedi. Bulduk dedi müteahhit. Benim bu işle alakam yok diye açıklama yaptı. Ama genel kurulda ibra edildi diyor. Yani Fatih Altaylı Dursun Özbey'e saplıyor ama Galatasaraylılar hayranlar. Yani benim bir arkadaş var diyor ki bana ne arkadaş diyor. Yanağını mı okşatır başka tarafını mı okşatır ne yaparsa yapsın diyor. Şampiyon olalım yeter diyor. Fenerbahçe taraftan diyorum ki ya siyasi destek alsak arkamıza. Siyaset bizi şampiyon yapsa ne dersin hocam böyle namussuzluk olmaz diyor. Ha namussuzluk demişken Galatasaray Paşa ile yeni bir sözleşme şey Paşa adlı e, illegal kumar şirketiyle sözleşme imzalamış. Hocam iyi de paşa illegal kumar değil ki. Ama Galatasaraylar öyle diyordu. Yani paşa grup ne iş yapar? Haç turizmi yapan bir yer değil. Kumarhane işleten bir otel. Fenerbahçe kumarhanecilerle anlaşma yaptı falan filan deyip de gidip Paşa paşayla imzalamak cidden Galatasaray omurgasının en temel şeylerinden biri. Yani çok çok net bir şekilde Galatasaray'ın özeti ya. Yani 1959 yılında kurulan Galatasaray'ın net bir özeti. Biliyorsunuz onlar 59. kabul etmiyorlar. Yani 59. kabul etmeyen Galatasaray'da ulan paşa diyor şu. Bir de şey var. Dilan Polat der Engin Polat'ın şey yaptı. E, Dilan Polat'tan Engin Polat'ın şirketinden reklam aldı. Ulan dangalak. Rise and shine. E, Galatasaray'ın sponsoru değil mi? Sponsoru. O da Dilan Polat'tan Engin Polat'ın. İşte Max GS. Ne diyeceksiniz? Abi hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizce Fenerbahçe'miz önümüzdeki 6 maçtan kaç puan alır? Bir. Köfteci Yusuf olayına dair görüşlerinizi merak ediyorum. 2. E, kanalımıza abone olursanız sevinirim. 3. Ben bu videoya ne başlık bulacağım bilemiyorum. 4. Ama Tarisk olayını bir kez daha duydunuz yani sadece benden değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.